Herkese merhabalar. Hatırlarsanız projemizde gerekli ayarları yapmıştık. Barberyanı yerleştirmiştik. Şu şekilde. Ve bunu çalıştırmıştık. Tekrardan bir deneyelim. Şu şekilde resmi görünce Barberyanın animasyonu çalışıyordu. Şimdi şu an ne yapalım? Bunu bir APK dosyası formatına dönüştürerek Android bir telefonda çalışmasını sağlayalım. Öncelikli olarak çok pardon şunu sunmak istiyorum. Windows kullanıyorsanız Edit menüsü altında, Mac kullanıyorsanız da Unity'nin altında Preferences var. Şu Preferences. Bunu tıklıyoruz. Ve Preferences'in içinde External Tools'un içerisinde şöyle aşağı doğru kayıyoruz. Android SDK Tools Installed with Unity Recommended ve Android NDK Installed with Unity Recommended. Bunların pardon şu ikisi. JDK Installed with Unity Recommended. İkisinin tikli olması gerekiyor. Eğer ki bunlar yoksa şuna bakıyoruz. Bakın bizim projemizde kullandığım versiyon ne? Unity 2020 1.6 kullanıyorum. Unity Hub'a gidiyorum. Installs'da bunu buluyorum. Ve şuradan şunu tıklayarak Add Modules'i tıklayarak büyük ihtimal sizde eğer o şekilde yoksa şu Android Build Support şunların tikli olmadığı görülecektir. Bunları tıklıyoruz. Tikli değilse yani şunun gibi düşün. Tıklıyoruz ve Done'ı tıklıyoruz. Aynı bunun gibi bunlar tikli değilse böyle tik 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 tıklıyoruz ve Done diyerek bunların kurulmasını sağlıyoruz. Ve projeyi yeniden açtığımızda bu Preferences kısmında şöyle tıklayayım. Preferences kısmında bunların aktif olacağını External Tools'un içerisinde şu ikisini JDK Installed with Unity ve Android SDK Tools Installed with Unity. Şu ikisinin tıklı olduğunu görüyoruz. Tamam. Bunu gördük. Bu da sağlam. Şöyle hatta şu görselliği içine şöyle optionla şöyle yapayım. Şu dursun. Şimdi daha sonra yapacağımız işlem şu. Burada File'e tıklıyoruz. Build Settings'i tıklıyoruz. Build Settings'i tıklayınca bakın şurada şu an mevcutta şu Unity amblemine PC, Mac, Linux'un üzerinde duruyor. Bunu biz Android'e geçireceğiz. O yüzden Android'i tıklıyoruz. Ve buradan Switch platformu tıklıyoruz. Switch platformu tıkladığımızda belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bunu şu an projeyi Android'de çalışabilir halde mimari yapısını değiştiriyor. Şu an kurulum işlemi devam ediyor. Tüm proje bu şekilde Switch platform denilerek Android için ön hazırlıklar yapılabilir. Evet. Bunu yaptıktan sonra bakın hemen ne oldu? Bu hemen şu Unity'nin amblemi buraya geçti. Yani ben şu an Android platform için çalışabilirim demek. Bitti mi işlemimiz? Hayır, bir küçük işlemimiz daha kaldı. Player Settings'i tıklıyoruz. Ve buraya geliyoruz. Burada birkaç işlem yapmamız lazım. Bir. Bakın burada Company Name. Ben burada kendi ismim. Projede yayınlayacağım için de mesela Enes Polat nokta Barberian gibi bir isim de çalmasını istiyorum ve burada işte uygulamam diye istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Ne diyelim? Bu Barberian olduğu için Barian ismini yine yazayım ben. Veya projenin de hangi isimle gözükmesini istiyorsanız ürün ismini. Bunu yapıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Bakın ikon yani bir kere uygulamayı bir ikon seçmemiz lazım ki uygulama çalıştığında o ikon gözüksün. Bunun için de ben ne yapıyorum? Web'e gidiyorum. Şurada Barberian'ın bir resmi var. Şu şekilde Barberian'ın resmini şöyle tıklayarak şuradan bir tane resim alıyorum. Şöyle karesel olmasına çalışıyorum. Resimi aldık. Tamam. Şu şöyle dursun. Hemen bunu simge durumunu indirelim. Bakın burada Barberian'ın resmi buraya geldi. Şimdi bu Barberian'ın bu resmini bir kere asetler almam lazım. Onun için de Unity projeye gidiyorum tekrardan. Bu burada dursun. Şunu hatta kapatayım. Şöyle Unity'ye gideyim. Şimdi buradayken ben burada asetlerin içerisinde birçok aset var. İşte Barberian'ın aldığımız animasyonu, resource var. Mesela resource mantıklı. Resource'a ben bunu atabilirim bu ikonu. Şunu ben böyle çek bırak yöntemiyle bu resmi buraya atıyorum. Resim buraya geldi. Çekti uzattı. Hiç önemli değil. Daha sonra tekrardan ben buradan File Build Settings'e gidiyorum. Ve şuradan Player Settings'te bakın Player Settings'te şuradayken şöyle hatta şunu şöyle kaydedeyim. Şu resmi sürükle bırak yöntemiyle getiriyorum. Texture'ın üzerine atıyorum. Bakın geldi buraya. Alttaki kısım zorunlu değildi. Oraya atabilirsiniz. Şu an bizim uygulamamızın ikonunu aldık.
Şu an company name Enes Polat. Ürün ismi de Barbarian oldu. Yani bu projeyi Android Studio Google Play'de yayınlayacağımız zaman com.enespolat.barbarian diye bir isim ile, şuradaki A'ların birini azaltayım ben, gibi yayınlanmış olacak. Tamam, bitti mi? Şurada geliyoruz. Other Settings'i tıklıyoruz. Burası önemli. Eğer ki şurada Vulkan varsa onun üzerine tıklayıp eksiyle çıkarıyoruz. Grafik API olarak Vulkan hata veriyor. Bunu hemen çıkarıyoruz. Bu birazcık vakit alabilir. Tamam, Vulkan çıktı. Bu arada şunlar resolution presentation'da şurada gelelim. Default orientation auto resolution diyor. Ben long left diyorum. Yani telefonun yan dönmüş haliyle çalışması istiyorum. Bunu neden istiyorum? Çünkü sağdan sola ve dikey çevirdiğimiz zaman objeler kayabiliyor. Bazı sıkıntılar olabiliyor. Varsayılan olarak durmadan benim oryantasyonum left olsun ve bu şekilde devam etmesi istiyorum. Siz diğer, yani hepsini oto şey kalmasını isteyebilirsiniz, fakat farkı göreceksiniz. Bunu yaptığınızda daha şey olacak. Other settings'te ne yapmıştık? Vulkan'ı kaldırmıştık. Aşağı doğru geliyorum. Bakın, yukarıda verdiğim isimler vardı ya. Enes Polat yazmıştım, Barbarian. Bak, o otomatik buraya gelmiş. Bu burada. API levelini şu an mesela Marshmallow fena değil. 23'ten sonra, çünkü Google Play'de son zamanlarda belli levellerin altındakini kaldıracağını söyledi. 23 ve üzerini seçiyorum ben. Ki günümüzde hakikaten 23 kullanan da oldukça az telefon kalmıştır diye düşünüyorum. Ve aşağı doğru geliyorum. Burada bakıyorum başka bir şey var mı? XR'da Arcore desteği var mı? Ona girmiyorum. Şu aşağı doğru geliyorum. Burada var mı? Başka bir şey yok. Tamam, bunları yaptık. Bütün ayarlarımızı yaptık. Bunları nerede yapmıştık biz? Şöyle, Presenter'den, Package Manager'den geldik. Bütün ayarlarımızı yaptık burada. Bunu bu şekilde kapatabilirim artık. Ve bunu kapattıktan sonra buraya geliyorum. Bakın, Build'i tıklıyorum arkadaşlar. Player Settings'lerden ayarlar yapmıştım. Build'i tıklıyorum. Ve diyor ki bu nerede duracak? Şimdi ben bu projeyi desktop'ta şey yapmıştım ama projemin içerisindeki şeylerden ilk Vuforia projesinin içerisinde olsun, biz ismiyle vermiştik ve bunun ismi var Varian Android diye bir isim veriyorum. Onun içerisinde olacak bu. Save diyorum. Bu da birazcık zaman alacak ama bitmek üzere. Şu an APK dosyası oluşturmak için bilgisayar çalışıyor. Bu bilgisayarınızın GPU'suna, RAM'ine ve başka faktörlere göre değişebilir. Evet, yapıldı ve bakın burada ben ilk Vuforia içerisinde Barbarian Android.apk olarak bu oluştu. APK olduğu için bunu bir şekilde cep telefonumuza iletmemiz gerekiyor. Gerekirse USB kabloyu takıp atabiliriz. Eğer Mac kullanıyorsanız burada Android File Transfer diye bir program var. Bunu tıkladığınızda telefon takılıyken anında görecektir ve bunun telefonunuzun ilgili kısmına kopyala yapıştır yaparak, telefonunuza da bunu tıklayarak APK olarak Android bir telefonda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şu an gördüğünüz üzere uygulama 43.7 MB. Bunun büyük kısmını bizim Barbarian'ın simülatörü oluşturuyor. Animasyon kısmı oluşturuyor. Fakat şu an APK'mızı oluşturduk. Android bir telefonda üzerine tıklayarak bilinmeyen öğeye güvenini seçerek telefona kurulumunu gerçekleştirip gözlemleyebiliriz. Bir sonraki videoda da
Bunu iOS için çıktı alacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.